Manşet'e hoş geldiniz. Eski defterler açıldı dedik çünkü AKP birlikte yol yürüdü. Kimi arkadaşları, kimi ortakları, kimi ona çalışanlar tarafından artık deşifre edilmeye başlandı. Eski defterler açıldı. Dolayısıyla muhaliflerin veya AKP'den kurtulmak isteyenlerin, AKP'den nefret edenlerin, AKP'den değiştirmeye çalışanların ayrıca bir şey yapma durumu yok. Yani AKP kendi içindeki bölünmeler, kendi içindeki parçalanmalar ve kendi içinden çıkanlarla bitiriliyor. Ya da bittiği ilan ediliyor artık. Böyle bir süreç. İki konu var. Yani bir AKP siyaseten bitti, yeni bir hikayesi yok ve artık olabilecek her türlü olağanüstü gelişme bile artık onun ee, ne bileyim e, yelkenindeki rüzgarı dolduracak noktada olmayacak. Bakın şu son işte siyasi suikastler olabilir meselesi, toplumsal bir infial çıkartmaya, bir karışıklık, bir kaos çıkartmaya çalışıyorlar falan meselesi. Bütün bunlar da tükenmiş durumda. En ufak bir kaos, en ufak bir karışıklık, hadi diyelim ki Allah göstermesin bir siyasi suikast veya suikastler olması durumunda bunun faturasının kesileceği yer belli. Dolayısıyla bu da tükenmiş durumda. Bu da tükendiği için aslında öfke bundan gerek Erdoğan ve sözcüleri gerekse Bahçeli ve sözcüleri nereden çıkartıyorsunuz canım Türkiye büyük devlet işte bunlar ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar falan filan gibi lafların altında işte Hakan Fidan organizasyonlarının çökmesi veya bir takım bu tarz organizasyonların tıpkı 7 Haziran 1 Kasım 2015 seçimleri arasında yaşanan organizasyonlar gibi Ankara garı patlaması da öyle. 10 Ekim'de yıl dönümüydü. 103 insan gitti orada. Artık bu tarz benzeri olayların iktidarın gemisini yürütmesine imkan vermemesi, yetmemesi, yakıt olarak yetmeyeceğinin görülmesinin getirdiği bir öfke. Siyaseten bitti. Bir hikayesi yok. Her geçen gün eriyor. Kendi araştırma şirketleri dahi bunu teslim ediyor. İki, Erdoğan fiziken bitti. Eskisi gibi güçlü, sağlıklı, vurduğu yerden ses getiren ve muhaliflerine veya eleştirilere prontura bakmadan cevap verebilen bir isim yok. Gençlerle bir toplantı yaptı. Çok konuşuluyor ya. Orada bile promptura bakarak konuştu. Tam karşısına promptur koymuşlardı. Dikkat edin görüntülere. Karşısına bakarak konuştuğu görüntülerde promptur okuyor. Ki zaten söylediği şeyleri zihninden ezbere söylemesi mümkün değil. Bazı şarkı sözlerini önündeki masaya yazmışlar. Bazılarında promptura düşürdüler. Bazılarını promptur'dan söyledi. Bazılarını da önündeki yazıdan söyledi. Şarkılara da ezbere, ezbere iştirak etmiş bir lider yok karşınızda. Siyaseten bittiği gibi fiziken de bittik ve doğal olarak sürecin sonuna geleniyor. Bu kaçınılmaz. Eski defterler açıldı derken kastettiğim biraz da şu. ORC araştırma var ki bu iktidara yakın bir araştırma şirketi. Bunu kendi de saklamıyor. Bu kendi grafikleri. Ekrana düşürdüm. Erken seçime ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz? vatandaşın 59.960 diyelim yuvarlayabiliriz. Vatandaşın %60'ı erken seçime ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Eylül 2021 araştırması %40'ı da hayır diyor. Yani vatandaşın %60'ı değişim istiyor. Erken seçim istemek değişim istemektir. İktidarın değişmesini istemektir. İktidarda olanlar erken seçim istemez. İktidarın devamlılığını savunanlar erken seçim istemez. Bunu unutmayın. Bu ki iktidara yakın bir araştırma şirketi. Devamla. Aynı ORC'nin grafiğinden getiriyorum. Bu grafik benim grafiğim değil. AKP'nin son 2 yıldaki oy değişimini vermiş. Eylül 2019'dan Ekim 2021'e kadar. Gerçekten tam 2 yıllık oy değişimi. %35'lerden 37'lere hatta Mart 2020'de 38'lere kadar çıkmış. Daha sonra gevşemiş gevşemiş görüyorsunuz. Ekim 2021'de 31.9'a düşmüş. AKP'ye yakın ORC araştırma bile AKP'yi %31 olarak, olarak veriyorsa AKP'nin vay haline demektir bu. Ondan dolayı da zaten iktidar unsurları e, köpürdüler babam köpürdüler. Ve ORC araştırmanın başındaki kişi Docevele'de Nevşin Mengü'ye konuştu. Kolay kolay bir yere çıkmayan bir isim ve burada sadece anket sonuçlarından değil başka enteresan kritik konulardan da bahsetti ki Nevşin menkü bunu yetkin Report'ta yazdı. ORC'nin başındaki Mehmet Pösteki ile konuşmasının bazı detaylarını yazdı ve diyor ki işte şu paragraf son derece enteresan. Umarım görebilirsiniz. Ben okuyacağım zaten. Diyor ki AKP'deki erime neye bağlı? Ara başlığında Nevşin Mengebü'nün yetkin Report'a yazdığı analizin Mehmet Pösteki, ORC araştırma başkanına atfen yazılmış satırları, yorumları aktarıyorum. Pösteki'ye göre diyor, sadece Erdoğan'ın yakın çevresi değil, AKP teşkilatları da halktan kopmuş durumda. Bunu AKP'ye yakın bir araştırma şirketinin başkanının söylemesi önemli. AKP teşkilatları da halktan kopmuş durumda. Sadece Erdoğan gerçeklikten kopmuş değil, teşkilatlar da kopmuş durumda. Hani o ev ev gezen teşkilatlar. Vatandaş derdini anlatmak için AKP'ye erişemiyor. Erişebildiği zaman da baştan savuluyor. Seçmenle parti arasında iletişim kanalları kapanmış durumda. 19. yüzyıl İngiliz siyasetçisi Baron Acton'ın sözleri geliyor akla. İktidar yozlaştırır, mutlak iktidar mutlaka yozlaştırır demiş yorumunda Nevşin Mengü. Bence AKP'nin olçoklu, Erol Olçoklu ki 15 Temmuz'da hayatını kaybetti. Eski güzel günlere... Dönme ihtimali yok diyerek de yorumunu tamamlamış. Hulusi Akar spekülasyonlarını da yazmış. Gene ARC araştırmanın başındaki Pösteki'ye göre er e Erdoğan herhangi bir nedenle 2023 seçimleri için aday olmazsa kim olur sorusuna Pösteki de AKP kulislerinde en çok Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın adının geçtiğini söylemiş. Hulusi Akar adı gerçekten çokça telaffuz edilmeye başlandı. AKP kulisinden haber veren herkes Hulusi Akar diyor. Amerika'da çıkan analizlerde yorumlarda Hulusi Akar diyor. Bakalım iş nereye gidecek? Eski defterler açıldı derken bunu kastediyorum. AKP içinden çatır diyor. İçinden çöküyor. Bırak sarayı teşkilatların da halktan koptuğunu söylüyor içerideki isim ORC araştırmanın başındaki Pöstekin. Evet bunlar mühim veriler. Evet. O arada İbrahim Kalın saray sözcüsü dış politika danışmanı olarak mı geçiyor artık? Saray sekreteri mi? Tam resmi sıfatını bilmiyorum. Propaganda bakanlarından biri. Öyle deyim. İbrahim Kalın 2. üst üste F-35'lere ödediğimiz para karşılığı ABD'den F-16 istedik diyor. Şimdi F-35'leri e, anlaşmasını rafa kaldıran S-400'ler yüzünden ABD F-16'ya sıcak bakacak mı göreceğiz. 1.4 milyar dolar ödenmiş. Bunu siz 9'la çarpın. Şu ara gündem ya 9 TL'yi geçti diye dolar. Ben size söyleyeyim, yani 9 TL'yi bile yakında arayacak Türkiye. Evet. Siz 15 liralara 20 liralara, liralara hazır olun. F35'i vermeyen Amerika, F16 alımı ve mevcut F16'ların modernizasyonu. Ve üstelik F-35'te giden para karşılığında ki F-16'ların modernizasyonu için 1.4 milyar dolar değil 10 milyar dolar gerekiyor. Bir de işin böyle bir tarafı var. AKP 1.4 milyar doları mahsup edecek. Sözüm ona. İşte Erdoğan'ın heybesindeki anlaşma bu. Yani Erdoğan G20 zirvesi için İtalya'da Ekim sonunda Joe Biden'la buluşacağı Türkiye tarafı tarafından açıklandı. Eğer iki lider bir araya gelirse Erdoğan Amerika'nın desteğini almak için belli ki kasanın ağzını açacak. Hangi kasanın para var mı yok mu onu bilemiyoruz. F-35'ler mutlaka gündeme gelecek. Oraya harcanan para mutlaka gündeme gelecek. F-16 modernizasyonu gündeme gelecek. Bloomberg'un iddiası bu. Biden'la görüşmesinde 6 milyar dolarlık silah anlaşmasını görüşmeyi bekliyor demiş ABD savaş uçağı alınması işte efendim vesaire gibi konular var. Ama yani Amerika'nın tavrı çok belli. Sizde S-400 olduğu sürece, Rus savunma sistemi olduğu sürece bizden ilgi alaka ne bileyim ticari savunma falan alışverişi beklemeyin diyor. Net yani. F-35 projesinde attı bu gerekçeyle. Kongrenin tavrı ortada, Beyaz Saray'ın tavrı ortada, Senato'nun tavrı ortada. Buna rağmen Erdoğan Amerika'yla bir biçimde parayı göstererek anlaşabileceğini umuyor. Şunu unutmayın bir parantez açıp kapatacağım. Erdoğan'ın yönü ne olursa olsun ne Rusya'ya ne Çin'e e, ne İran'a falan dönük değildir. Erdoğan için ABD vizesi çok önemlidir. Ve hatırlayın e, siyasi yasaklıydı. AKP'nin başında başbakan işte seçimden sonra 2002 seçimlerinden sonra Abdullah Gül vardı. O dönemde de Avrupa turuna çıkmış, Amerika'ya gitmiş, Beyaz Saray'da George Bush'la görüşmüştü. Hiçbir sıfatı olmamasına rağmen seçim kazanan bir liderdi sadece ama resmi hiçbir sıfatı yoktu Türkiye'de. Haliyle yönü batıdır, yönü ABD'dir. Oradan alacağı vize çok önemlidir. ABD kapıları kapattığında, sarı ışığı yaktığında Erdoğan panikler. Bu bir Rusya veya Çin veya İran'la ilişkisinde söz konusu değil. Dolayısıyla Erdoğan ABD'nin kapattığı kapıdan dolayı e, dağılmış durumda. E, ondan dolayı psikolojisi bozuk, ondan dolayı 2-3 kere e, hiç böyle bir konumda kalmamıştım falan gibi açıklamalarda, itiraflarda bulundu. Bu durumu parayla, para musluğunu açarak tamir etme peşinde. Ama işte TL bunlar hep vatandaşın parası yani 1.4 milyar doları yaktı Türkiye F35 projesinde. 1.4 milyar dolar bunu 9 da çarpın. 12-13 milyar TL ediyor. Evet. Eser Karakaş paylaşmış. Afganistan parası Afgani karşısında TL değer kaybediyor. Afganistan bildiğimiz Afganistan parası karşısında diye diyor. TL değer kaybediyor. Halk TV'de Emin Çapa'dan dinlemiş. O arada Merkez Bankası Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştu. Kurun faiz indirimimizle ilgisi yok dedi. Ben bir şey demeyeceğim ama <laughs> Durmuş Yılmaz, İyi Parti'de siyaset yapıyor, son Merkez Bankası başkanlarından biridir. Engin bir deneyimi ve bilgisi vardır. Bu sözün söylendiğinde oradaydım. Yani kurun faiz indirimimizde ilgisi yok sözü. Merkez Bankası'nın mevcut başkanı Kavcıoğlu. Bu sözün söylendiğinde oradaydım. Koptum ve sustum. Çünkü daha etkili bir kelimem yoktu diyor. Hani deriz ya biz kendi aramızda konuşurken masadan düşüyordum işte sandalyeden düşüyordum dağıldım falan öyle bir şey yani. Devlet kimlerin elinde? Hazine, Merkez Bankası kimler çekip çeviriyor, yön veriyor. Evet. Figen Albuka Çalıkuşu paylaşmış 2016-20 arasında 1.576.566 kişi için silahlı terör örgütü suçlamasıyla soruşturma açıldı. Bu kadar yığınsal bir terör örgütü olur mu? Olur. Baştakiler saadetleri bozulmasın diye bu kadar yığını hatta bunun kat be kat fazlasını da gözünü kırpmadan hain, işbirlikçi terörist ilan eder. Eren Keskin paylaşmış bununla tamamlayalım. Bugün Tamer Karadağlı, Ahmet Kaya'yı linç ettiren zihniyeti hatırlattı. O zavallı güruhun Ahmet Kaya'ya yaptıklarını Nihal Yalçın ve Ahmet Mümtaz Taylan'a yaptı. Hiç unutulmayacak demiş. Dönüyoruz, dönüyoruz gene aynı başa dönüyoruz. Ahmet Kaya'nın linç edildiği MG'de gecesi 1999 senesindeydi. 22 sene olmuş. Bir sonraki senede Ahmet Kaya sürgüne gittiği Paris'te bir apartman dairesinde hayatını kaybetti. Mezarı da orada. Dönüyoruz, dönüyoruz, başa sarıyoruz. Bu ülkede hiçbir şey değişmiyor. Evet. 2018 yılında dolar 9 TL ya, onunla toparlayayım bugün manşeti. 2018 yılında bu kardeşinize oy verin. Ekonomi, piyasalar, dolar, mücadele neymiş görürsünüz dendi ya o zaman dolar 4,5 liraydı. Şimdi 9 lira. 3 sene sonra. AKP iktidarında ne sizin ne de bu ülkenin iki yakası bir araya gelir. Bu da böyle. Hiçbir gün yarın öbür gün bir önceki günden daha iyi olmayacak. Gerileme, düşüş, fakirleşme devam edecek. Tekrar başa dönelim. Eski defterler açıldı. Evet, bu artık AKP'liler tarafından da teslim ediliyor. AKP'liler tarafından da görülüyor. Sadece saray değil, AKP teşkilatlarının bile tabanla, halkla, seçmenle nasıl uzaklaştığı artık ortaya konuluyor. Kim ne derse desin, saray yalnızlaştıkça yalnızlaşıyor. Getirilmiş soru sorarken bile soru soramayan, soru sorarken bile gözyaşlarını tutamayan 30 40 50 üniversite öğrencisiyle Erdoğan'a moral pompalanıyor. Liderimiz sağlıklıdır, işin başında dedirtiliyor. Prompter'dan akıtılan önüne konulan kağıtlarla, playback falan yaptırılan şarkı sözleriyle falan, basketbol maçlarıyla falan her şey yolunda mesajı veriliyor. Ama her her şey yolunda mesajı verildiğinde, her böyle bir video veya böyle bir yayın ortaya konduğunda liderin, partinin, örgütün, sistemin ne kadar sıkıntılı, ne kadar çaresiz, ne kadar zayıf, ne kadar aciz, ne kadar bitkin ve ne kadar götüremez durumda olduğu anlaşılıyor. Bir kere daha gören gözler bunları görüyor. Hoşçakalın. Bir sonraki manşette görüşmek umuduyla.